Hoş bulduk. Burası Elazığ tanıtım günlerinden. Elazığ'ımızı tanıtıyor arkadaşlar bunlar. Bu incir. Dağ inciriymiş bu. Evet. Çok harika gözüküyor gerçekten. Bu da kestane. Bu da yine Elazığ'dan mı geldi bunlar abi? Elazığ'dan gelmiş bunlar da. Elazığ zaten tanıtım günlerindeyiz şu anda. Yani gerçekten bizim oranın balıları çok güzel yani. Öyle gözüküyor, bilmiyorum ki bunlar herhalde güzeldir de yani, onu söyleyeyim yani. Bizim orada aslında kötü mal çıkmaz ama bilemem yani. Yani ben şu anda çok harika görüyorum. Bunlar da üstelik organik bal. Daha sonra çekimin bittikten sonra bu sefer alışverişe başlayacağım. Nasip olursa inşallah. Bu şöyle el yapımı oyuncaklar, kolonyalar. Kolay gelsin. Çekim yapabilir mi sizi de? Arkadaşımız da burada Elazığ çiğ köfte satıyor burada. Şu anda başlama. Tabii biz erken geldik. Çok kalabalık olmasın diye. Çok kalabalık da olunca çekim biraz daha şey çıkıyor. O yüzden kolay gelsin abi. Bak arkadaşımız anlatıyor şu anda. Tamamen evde üretilmiş ürünlerdir. Özellikle şu süs eşyaları. El yapımı değil mi onlar abi? Zaten ben söyledim de zaten. Başlarken söyledim yani. Şu sarımsak özellikle bakın. Bu cüve şeylerdir. Tamamen doğaldır. Tamamen doğal arkadaşlar. Görselinize uygun şekilde değildir. Böyle işte Kastamonu ya da zaten abi zaten belli zaten yani. Aynen öyle. Aynen. Aldığını almış, alamadığından. Evet, gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Evet, 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 evet. Evet, evet. Biz buradan kofik deriz, bir de Malatyalılara kofik deriz. Evet. Onların da içi boştu, bunların da içi boştu. Arkadaşımızı duydunuz işte. Kesinlikle hepsini satarım. Bunu da tavsiye ederim. Alıç sirkesi. O ne abi? Bu alıç sirkesi. Alıç sirkesi. Ha, bizim oranın alışlarında daha alıcı. Özellikle kardiyologların tavsiye ettiğini gördüm. Kalp krizi geçirenlere, daha sonradan kalp sağlığını koruması gerekenlere, kalp zorlananlara, damar tıkanıklığı yaşayanlara, damar açıcı özelliği vardır, damar koruyucu özelliği vardır. Bunu araştırın, bakın. Bakın hepsine sizin de ticaret abimizi duydunuz. Sizi buraya davet ediyoruz. Bak şurada şey yapıyorum. Elazığ çiğ köfte diye gösterdik. Kolay gelsin. Şöyle söyleyelim, gerçekten bu tezgah çok harika duruyor yani. Nasıl harika durmanız, şu güzelliğe baksanıza. Maşallah, subhanallah. Yani gerçekten harika. Yani pestiller olsun, sucuklar olsun, çeşit çeşit, rengarenk yani renklerin nereden baksan bütün renklerin her şeyi var burada. Her rengi var de, yani desek yalan olmaz çünkü gerçekten öyle yani. Yani şuraya bakar mısınız? Bakın. Al. Bak. Pestiller olsun. Renklerin güzelliğine baksanıza ya. O kadar güzel süslemişler ki arkadaşlar burayı. Yani gel, insan bir şey almayacaksa bile alacağın gelir. Burası da Elazığ yöresel ürünleri. Bu Elazığ çerezi. Bu karışık şey yapmışlar, 180 lira. Aslında şu anki fiyatlara göre normal. Ulukale tutu yani 195 lira. Yani ulukale tutu tabii ki çok harika bir tuttur ama biraz çok pahalı yani. Ben öyle geldi, öyle söyleyeyim yani. Bu badem şekeri zaten. Şu renkler yine dediğimiz gibi harika duruyor zaten. Hani yemeğin yanında dur veya öyle bir şeyler geçiyordu ya laflarımızda. Bu da daha inceli. Yani gerçekten harika bir tezgah burası. Ben kendi görüşümü diyorum. Çünkü çok güzel renkli ve süslemişler. Yani burayı çok güzel duruyor yani.
şöyle yapalım bak. Şöyle. Bir de şöyle şurayı tam şu olarak gösterelim. Şöyle. Burası yine diyorum Elazığ tanıtım günlerinden. Şöyle yapıyoruz. Bak duvarda biber kurusu var. Burada yine kurutulmuş elma, sumak. Bunlar işte biber çeşitleri. Bu kuru domates kurusu. Bu çiğlemleri 40 liraymış. Kurusu. Bu da yanılmıyorsam dibek kahvesi olabilir mi? Evet, gerçekten öyleymiş. Bu da Harput'un harika bir dibek kahvesi. Çünkü Harput gerçekten çok güzel. Bu da bir de bizim memleketimiz olduğu için o yüzden biraz daha da güzel diyoruz. Gerçekten güzel duruyor. Şu Harput. Burada yine Elazığ'dan yani Elazığ tanıtım günleri. Burası da yine Elazığ'ı tanıtıyorlar. Yani çok güzel tabii bu. Her sene böyle bir tanıtım yapmaları. Aslında ben çoktan beridir Elazığ tanıtım günlerini gitmemiştim. Ama şu anda bugün nasip oldu. Bugün buraya geldik yani. Burada yine bu tezgah da çok harika yani öyle söyleyelim. Çünkü çok çok renkli bir tezgah burası da. Burası da pestillerin olduğu yer. Orçik. Şöyle şey yapalım şuradan. Şöyle şuradan şeyi göreyim. Özen yöresel ürünleri diye. Burada yine sucuklar yani belki çok çok bu şeyleri biz videolarımıza hep getirdik ama şeyden beri Antep'ti bilmem Diyarbakır'dı şimdi Elazığ'dı derken işte böyle efendim Antep stadı mı? Ben de Antep'ten geldim ya. Öyle mi? Yani ama şöyle orada oturmuyorum ben. Yani siz mi Anteplisiniz? Hoş geldiniz, safa geldiniz abi. Ben de oradaydım. Orada çekimler yaptım da onu söyledim zaten. Bu İslahiye'de ben kaldım. İslahiye ilçesi. Orada çekimler yaptım ben. Evet, biber çekimlerine gittim. Orada bayağı bir çekimlerim var yani. Yani benim kanalın ismi de Doğa Fotoğrafçısı Metin Aydın diye geçiyor. Yani takip etmek isterseniz. Bu abiler Antepliymiş zaten. Biz Antep dedik, Antepli çıktı abimiz. Ha, gördüğünüz gibi bunlar hepsi elde yapılan yanılmıyorsam yani çünkü değil mi? Elde yapılıyor çünkü tabii. Yani ben oradaki gözümle gördüm çünkü. Hatta orada çekimlerim çok. Nereden baksa 50-60 tane video attım. Şunu bana 50'ye sayın ya. Bu da Elazığ'ımızın yine üzümü. Yani zaten yerli üzüm olduğu her halinden belli zaten. Şöyle 20 lirada kilosu var. Yani zaten bugün baktığın zaman her tarafta üzüm. 20 lira, 25 lira gerçekten diyorum ya insanın kendi memleketi de farklıdır yani gerçekten öyle yani. Gördüğünüz şu kırmızılar daha harika bana göre. Biraz renk olay cümbüşü oluyor. Gördüğünüz gibi burada cevizler yine kuru üzümler, kuru dut kurusu, bazı dutlar yani gerçekten uygun mesela bu dut 50 lira, bazıları 100 lira, bazıları 200 lira dut. Dut çok farklı farklı yani. Şöyle yapalım.
yine söyleyelim yani burası Elazığ tanıtım günlerinden görüntüler. Üzüm pestisi 90 lira. Bak diğerleri zaten çoğunun üzerinde etiketler görüyorsunuz. Yani şu kaç para demeye bile gerek kalmadan gelip buradan ürününüzü alıp gidebiliyorsunuz yani. Ağın leblebisi 70 lira. Çok güzel. Yani bu bizim oraya mahsus bir şey. Gerçekten harika. Şöyle bir daha yapalım. Görüyorsunuz bak ne kadar güzel değil mi? Tamam. Bu da köy peyniri dediğimiz peynirler. Bunlar yanılmıyorsam 5'er kiloluk peynirler. Ne kadar sizde peynir? 5 kilosu ne kadar bunun? Bu köy peynirinin kilosu, şey kilosu diyorum, 5 kilosu 400 liraymış. Ayva 350. Teşekkürler. Ayva 350. Bu badem şekerleri, şu anda badem şekerleri burada zaten yapılıyor. Son halim abi. Şu anda abi buraya bademi şey yaptı. Şu anda bademi görüyorsunuz. Evet. Yok. Abi şu anda abi siz anlatsanız ya ben beliremiyorum şu anda. Şu anda abi badem şekerini yapımı için ilk aşamadayız. İlk aşama. Kavrulmuş bademin üstüne iç şerbetimizi veriyoruz. Bu şerbeti yaklaşık bir saat boyunca böyle sürekli vereceğiz. Kurudukça vereceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda görüyorum. Şu anda bademler ıslandı. Evet. İç şerbetimizin kurumasını bekleyeceğiz. Bir dahaki şerbeti verene kadar. Bir dahaki şerbet verilene kadar beklemekteyiz. Şu anda zaten ben şu anda görüyorum zaten kurumaya başladı bile. Evet yani renk değişti, dumanlaştı. Buyurun efendim.